Tarım Bakanı'nın perişan edecekler. Yani nasıl onu getirdiniz? Bunlar tesadüf mu? Bunların hepsinin ya o kişiye de tekrar tekrar söylüyorum. Ben şahsıyla alıp veremediğim bir şey yok. Ama yazık olacak ona. Ona da partiye de Türkiye'ye de yazık olacak. Hazine, maliye, finans, enerji, maden. Biz 2023'te 99 yıllık imtiyaz sözleşmeleri İzmir İktisat Kongresi'nden sonra sona erecek derken Rothschild'in danışmanlık şirketi gelip bize danışman oluyor. Ya ben kendimi inkar edeceğim AK Partililere şirin gözükmek için ya da ben kardeşlerime gerçeği söyleyeceğim. Ben bugüne kadar söylediklerimi inkar etmeyi düşünmüyorum. Ama bu birileri bu tezgahı kuruyorlarsa onlar bakın bunlarla ilişki kesilsin demiyorum. Bu tezgahın içindekilerden hesap sorulsun. FETÖ'den daha önemli. Şu anda sıcak, acil bir gündem bu. Bu rezaletin bir an önce temizlenmesi gerek. Ya bu böyle olacaksa ben susmayacağım. Ben ülkemi seviyorum. Ve bu iktidara da elimden gelen her türlü desteği verdim. Ötekilerin bunlardan daha masum olduğunu falan da düşünmüyorum. Yani demin söyledim. Kur'an-ı Kerim diyor ki onlar sözü dinler, doğrusuna tabi olur, yanlışına karşı çıkar. İşe bakarlar, doğrusuna destek verir, yanlışına karşı çıkarlar. Babam da olsa, yanlışsa yanlış kardeşim. Ben yanlış bir adamın doğru işine karşı çıkmayacağım, doğru bir adamın da yanlış işine destek vermeyeceğim. Onun için birileri eğer bu siyaseti, bu Enron'un danışmanı olan bu örgüte Türkiye'de kapı açıyorlarsa, ben sizi ne kadar seversem seveyim, size karşı olacağım. Çok açık ve net söylüyorum. Bunu yapamazsınız. Ha, yaparsanız cehennemin dibine kadar yolunuz var. Bunun da hesabını bu millet de sorar. Allah da herkese yaptığın hesabını sorar. Tayyip Bey'in açtığı kapılardan başkaları girmesin. Bu kadar risk görüyorsunuz yani. Ben tezkere günlerinde sözcüydüm. O askeri işgal hareketine karşı çıktım. O gün nasıl? O gün de AK Parti iktidardaydı. AK Parti içinde bazı arkadaşlar... Meclise gitmiştiniz. Evet. Ha, o gün niye karşı çıktıysam bugün de aynı şey için karşı çıkıyorum. Peki bu kadar hani sizin bu ki tarihi süreç içerisinde de bu şirketin varlığından bugüne kadar dünya devletleri üzerinde küresel sistemin içerisindeki rolünü görmedi mi kimse? Nasıl oluyor bu? Yani onu, öyle bir kara tablo çiziyorsunuz gözleri ki. Var. Kara tablo çizmiyor. Yani öyle bir kara ben bir tablo kadar bunu yazdım. Simsiyah bir tablo. Bunlar McKinsey'i davet etmeden de ben bunu 24 Ocakları sırasında da yazıyordum. O zaman da AET'ye girerken de ben Erbakan'a danışmanlık yaparken de bu yapıları, Rothschild'leri, İngiliz lobisini, İsviçre lobisini, Amerikan lobisini, ha paralarını İsviçre'ye kaçıranlar bu tür işler, bu tür tezgahlara destek verirler.